İlk adım frekans. Hedef HD yayın. Daha iyisi, daha güzeli için yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık. Türkiye'nin Milli Sesi Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor. HD yayın olanağına kavuşmak için ilk adımı atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için 0212 912 32 80'i arayın. 1 Eylül'e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Günaydın Türkiye, Kurban Bayramı'na günaydın Türkiye. Bugün bayramın birinci günü. Güzel bir gün olsun, hatta güzel bir bayram olsun. Bundan sonra her günümüz bayram olsun. Hem kendimiz için, hem ailemiz için, hem vatanımız, milletimiz için, sevdiklerimiz için diyelim. Nice bayramlar görelim, daha güzel bayramlar görelim. Umarım bayram arifesinde yaşadığımız bu ekonomik krizler, dış saldırılar, Türkiye'ye yönelik tehditler, yaptırımlar, bunların hepsinin üstesinden daha güçlü bir şekilde gelir ve daha güçlü bir Türkiye'ye, daha güçlü bayramlarla uyanırız diyelim. Günaydın Türkiye başlıyor. Günaydın Türkiye. 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 Bugün 21 Ağustos 2018. Önce kısaca bir göz atalım. 21 Ağustos 2018'de tarihte neler olmuş? Önce onlara bir bakalım. Sonra da basın turumuza hemen geçelim. 1915 yılının 21 Ağustos'u Türkiye için büyük bir gün. İkinci Anafartalar Zaferi'nin günü. 21 Ağustos 1915. 1940 yılının 21 Ağustos'unda da Sovyet devrimi liderlerinden Troçki Meksika'da suikast sonucu öldürüldü. Troçki 1932-33 arasında İstanbul Büyükada'da da sürgün hayatı yaşamıştı. Tarihte 21 Ağustos işte böyle demiş olalım. Ve hemen gazete turumuzla Günaydın Türkiye programına başlayalım. Bayramın birinci günü Aydınlık Gazetesi ile başlıyoruz. Aydınlık Gazetesi ithal kağıtla milli basın olmaz manşetiyle çıkmış bugün. Dün de bildiğiniz gibi bu konu üzerine yoğunlaşmıştı manşete. Bugün de aynı şekilde ithal kağıtla milli basın olmaz. Türk basını bugün dolar saldırısına karşı korunmasızdır. Devlet kağıt tedarikine ve üretimine kayıtsız kalamaz. Ekonomik koşullar basın özgürlüğünü sınırladığında devlet yayım özgürlüğünü sağlamakla yükümlüdür diyor. Yine bir çağrı var. Bildiğiniz gibi yazılı basın özellikle şu görmüş olduğunuz gazetenin kağıdını bile dolar kuru üzerinden alıyor. Neden? Çünkü bu kağıtlar maalesef ki maalesef ithal kağıtlar. Bu dolar kurundaki yükselişten özellikle en büyük zararı görenlerden biri de elbette ki gazeteler. İşte Aydınlık Gazetesi manşetini bugün yeniden buna ayırmış. Hemen sürmanşete bakalım. Sürmanşette de önemli bir bilgi paylaşmış Aydınlık Gazetesi. 25 Ağustos Cumartesi yeniden bayilerdeyiz başlığını görüyoruz. Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza 3 gün zorunlu ara veriyoruz. Dolar kuşatmasından okurlarımızın da desteğiyle güçlenerek çıkacağız. 25 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha güçlü bir aydınlık için şimdiden kolları sıvıyoruz demiş sürmanşette de. Hemen yanında bir bilgi daha var. Kamu gözünü kapatamaz. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi Başkanları ithal kağıt sorununa ilişkin gazetemize konuştu. Kısa vadede kamunun kağıt ithalinde alımı kolaylaştıracak adımlar artmasını talep eden yöneticiler, uzun vadede de SEKA gibi yerli kağıt üretecek bir fabrikanın açılması gerektiğini söyledi.
Aydınlık Gazetesi bu haberin ayrıntılarında yine 21 Ağustos tarihli, yani bugünkü Aydınlık Gazetesi'nde bulabilirsiniz. Usta iktisatçı Uras'a veda başlığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı, aynı zamanda ekonomiyi Ayşe teyzeye göre anlatan, hepimizin anlayacağı dile çeviren, aslına bakarsanız hepimizin anlayacağı dile çeviren Güngör Uras hayatını kaybetmişti. Bu haberi de yine birinci sayfasından paylaşmış. Michael Rubin, CIA'nin psikolojik savaş elemanlarından bir isim Michael Rubin. Washington Post'la bir yazı kaleme almıştı. Ne diyordu o yazıda? NATO'nun bekası Türkiye'nin temizlenmesine bağlıdır diyordu Michael Rubin. Aynı zamanda kendisi eski Pentagon yetkililerindendir. Birinci sayfasında yine Aydınlık Gazetesi işte bu bilgiyi paylaşmış. Hemen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bugünkü yazısından da kısa bir bölüm birinci sayfada var. Türkiye bu savaştan zaferle çıkacaktır. Kesindir, vatan savaşımız milletin büyük güçlerini birleştirdi. Vatan savaşımız bizi büyük insanlıkla da birleştirdi. Birleşmenin anahtarı vatan mevzisinde kararlı mücadeledir. Bu koşullarda zafer bizimdir ve zafer bayramları bizimdir. Umutları ve güveni paylaşmak bugünün bayram sevincidir. Bayramınız kutlu olsun demiş Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Aydınlık Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında. Hürriyet Gazetesi'ne hemen göz atalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti denizdeki çocuk çok acıtıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kadın subayları kendi çocukları evde onların hasretini çekerken Ege sularında başka çocukları kurtarmak için gece gündüz mesaideler. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 1999'dan bu yana kadın personel de görev yapıyor. Halihazırda 21 kadın subay ve astsubay var. Güven adlı gemide görev yapan arama kurtarma subayı Teğmen Esra Çamkerten, hayat kurtarmak çok güzel bir duygu ama bazen de cenazelerle karşılaşıyoruz. Bu çok zor. Keşke hepsini kurtarabilsek diyor. Keşke öyle bir imkanımız olsa. Maalesef özellikle Orta Doğu'da bu Arap Baharı denilen süreçte, Amerikan menşeli süreçte diyelim biz buna. O süreçten sonra özellikle göçler arttı. Göçler artınca Akdeniz'de o mülteci tekneleriyle de sık sık karşılaşır oldu sahil güvenlik ekiplerimiz. Helikopter pilotu olarak operasyonlarda görev alan binbaşı Elif Tuğçe Özüren, 9 yaşında bir kızı var. Özüren de denizden cansız beden almanın en zor an olduğunu anlatıyor. İkmal Assubay Çavuş Fatma Güleç'in de sözleri çarpıcı. Duygusallığı geri planda tutsak da çocuklara çok üzülüyorum. Her şeyden habersizler demiş. İşte bu manşetle çıkmış. Hürriyet Gazetesi 21 Ağustos tarihinde. Fırtınalar, suçlular, Teğmen, Esra Çemkerten, güven gemisi artık benim evim oldu. Burada bir aile gibiyiz. Fırtınalarla, suçlularla mücadele ediyoruz. Gemide iki kadınız. Bu sayının artmasını çok isteriz diye konuşmuş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dünkü mesajı özellikle dikkat çekmişti. Ekonomimize yönelik saldırının bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur demişti. Pek yakında yanıldıklarını görecekler başlığıyla birinci sayfasına taşımış Hürriyet Gazetesi bunu. Erdoğan bayram mesajında ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur dedi. Amaç Türkiye'yi dize getirmek. Bu saldırıyı yapanların amacı Türkiye'yi dize getirmek dedi. Biz boynuna vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını pek yakında görecekler ifadesini kullandı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik dün yaşanan silahlı saldırı yine Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında 6 kurşunlu provokasyon başlığıyla görüyoruz. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği binasına dün sabaha karşı ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da provokatif saldırıyı kınıyoruz dedi. Hürriyet Gazetesi birinci sayfadan da görmüş işte bu haberi. Sabah gazetesine hemen bir göz atalım. Sabah gazetesinde
İyi günde kötü günde tek yürek başlığıyla var. Erdoğan Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini, dize getireceklerini sananlar yanıldıklarını pek yakında görecekler. Yine dünkü mesajından, o videolu mesajından bir bölüm vermiş. Pakistan'da Türk Lirası kampanyası, Pakistan'da ülke çapında başlatılan Türk Lirası'na destek kampanyası çığ gibi büyüyor. Türk Lirası almak için döviz bürolarına akın eden Pakistanlılar gece gündüz caddelerde Türk bayrakları ve Başkan Erdoğan'ın posteriyle gösteriler düzenliyor demiş. Hemen manşetin altında da bir fotoğraf karesiyle bu bilgiyi paylaşmış Sabah gazetesi. Araf'ta Türkiye duası başlığına bir göz atalım. Hemen manşetin solunda 2 milyon hacı adayı Arafat'ta hacı oldu. 80 bin Türk hacı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Erbaş'ın yaptığı duaya katıldı. Erbaş, Amerika ve Fethullahçı terör örgütü saldırılarına da gönderme yaptı. İstiklal ve istikbalimize kastedenlere, sureti aktan görünüp dinimizi istismar edenlere fırsat verme Allah'ım demiş o duada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Yine küçük başlıklar halinde gördüğü haberleri paylaşmak istiyorum. Albayrak'tan vergi mükelleflerine bayram kolaylığı diye. Bilmiyorum ne derece işe yarar. Dün burada ekonomist Fehmi Küftüoğlu'yla bunların ayrıntılarını konuşmuştuk. Bu önlemler ne kadar işe yarar, ne kadar işe yaramaz. Pazartesi görürüz. Bayramdan sonra pazartesi görmeye başlarız demişti. Biz de bayramdan sonra pazartesini bekliyoruz açıkçası. Yine Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırı provokatif silahlı saldırı olarak görülmüş Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Hemen kısaca haberlere de bir göz atalım bakalım. Haberlerde ne olmuş, sıcak gelişmeleri de hemen sizlerle paylaşalım. Daha sonra gazete turuna da kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde bayram namazı kıldı. Oktay vatandaşların bayramını kutladı. Tatil sonrası araçlarıyla döneceklere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Tekrar ben hepinizin öncelikle bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizin, milletimizin bayramını tebrik ediyorum, Kurban Bayramı'nı. İnşallah birlik ve beraberliğimize vesile olur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olur. Tüm İslam aleminin bu vesileyle tekrar Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün dünya ve özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Çok daha güçlenerek her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece bu mesajı vermek istiyorum. Yine bir başka hatırlatmada yollarda olan bayram için memleketine giden vatandaşlarımızın aynı şekilde dönüşlerinde de sağ salim memleketlerine dönebilmeleriyle alakalı özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan sevdikleriyle birlikte bayramlarını geçirsinler ve tekrar da yine sevdiklerine kavuşsunlar arzu ediyorum. Ben tekrar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da bayram namazını kıldı. Namaz sonrası bir açıklama yaptı Bahçeli. Amerika'ya Brunson mesajı verdi. Brunson üzerinden daha doğrusu mesaj verdi. Brunson'u bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok dedi Bahçeli. Ben şu an Türkiye çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda yine bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyorlar. Özellikle de mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Zaman çok dardır. Bunu daha önceye almak, hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak tamamen Türkiye'yi mahal idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Bunun için Binali Yıldırım da Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Yıldırım, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesine ilişkin ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancının
diplomatın misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir dedi. Dolayısıyla böyle bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz diye konuştu. Evet, tabii Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun, bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir. Teşekkür ederim. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte geceyi sınırın sıfır noktasındaki Aktütün Hutut taburunda geçirdi. Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kurban Bayramı namazını da Aktütün Hutut taburunda Mehmetçik ile birlikte kıldı. Akar sınırın sıfır noktasında önemli bir mesaj verdi. Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz dedi. Bu mesajı sınırın sıfır noktasından kuvvet komutanlarıyla ve Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte, Genelkurmay Başkanı ile birlikte verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bir bakalım bayram öncesinde neler oluyor. Bayramda İstanbul bomboş kaldı. İstanbul'da yaşayanlar bile. Ama bu sefer Ege ve Akdeniz sahilleri doldu taştı. Kurban Bayramı için tatile gelenler nedeniyle Bodrum ve Antalya'da deyim yerindeyse adım atacak yer kalmadı. Bodrum'da 164 binlik nüfus 2 milyona kadar çıktı. Ege ve Akdeniz sahilleri tatilcilerle doldu taştı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerinde adım atacak yer bırakmadı. İstanbul boş kaldı ama sahiller hınca hınç doldu. Ege bölgesinin gözde tatil bölgelerinden olan Bodrum'da bütün tesisler doldu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı açıklamada 164.158 kişi olan ilçe nüfusunun tatilcilerle 2 milyona kadar çıktığını söyledi. Antalya'da da durum farklı değil. Nem oranının %90'a kadar çıktığı Antalya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Şehir yaşamından ve sıcaktan bunalan vatandaşlar denize giriyor, güneşleniyor, su sporları yapıyor ve doğal güzelliklerin tadını çıkartıyor. Şehit yakınları da bayram arifesinde şehitliklere akın etti. Mezarlara karanfiller bırakıldı. Eller duaya açıldı. ...25 yaşında şehit oldu. Hiçbir zaman acısı yüreğimizden gitmiyor. Kiminin eşi, kiminin evladı, kiminin babası, kiminin de kardeşi. Onlar kutsal toprak altında yatanlar, yattığı toprak için can verenler. Kurban Bayramı'nın arefesinde şehitlikler doldu taştı. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirne Kapı şehitliğinde şehitler için dualar edildi. Polisler polis şehitliğindeki mezarları temizledi. Ziyarete gelenlere de lokum ikram edildi. Stehman demişti oğlum sen çıkma. Demiş zaten benim bu gece bir son gecemdi. Bu gece şehit oldum soldum olmasam olmam. Kendisi bilerek yani bilerek de çıktık.
İzmir'de yaşayan şehit aileleri de Arefe günü Kadife Kale şehitliğine akın etti. Bayram öncesi şehitlerine koşanlar mezarları başında dua etti. Ankara'da, Mersin'de, Antalya'da, Adana'da her yerde aynı görüntüler vardı. Mezarlara karanfil bırakıldı. Eller duaya açıldı. Şehit mezarlarında duygu dolu anlar yaşandı. Mekanları cennet olsun. Onlar sayesinde bu güzel ülkede yaşıyoruz diyelim. 2 dakikalık kısa bir ara verelim. Tekrar Günaydın Türkiye'ye devam edelim. Dediğimizi yaptık. 2 dakika sonra Günaydın Türkiye devam ediyor. Yine bayramda hava nasıl olacak? Kısaca onu da paylaşalım. Meteoroloji tahminini sizlerle paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmini şu yönde. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok diyor tahminlere göre. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek hava durumu. Yani aşağı yukarı şu an bulunduğunuz hava gibi olacak 4 gün boyunca. Meteoroloji bu bilgiyi paylaşmış. Rüzgar da diyor genellikle kuzey ve kuzeydoğudan esecek. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor demiş. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Gazete turuyla devam edelim hemen programımıza. Akşam gazetesinin manşeti: ekonomiye saldırı bayrağa saldırıdan farksız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajındaki o ifadeleriyle çıkmış Akşam gazetesi. Başkan Erdoğan ekonomiye saldırının ezana ve bayrağa saldırıdan farkı olmadığını söyledi. Amaç aynı, Türkiye'yi esir almak. Erdoğan Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, binbir hile desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını pek yakında görecekler. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Türk milleti iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Erdoğan'ın bu sözlerini manşetine ve spotuna taşımış. Sürmanşetli bir haber var. Kurbanlığa eziyet edene 1255 lira ceza gelecekmiş. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pakdemirli hayvanları koruma kanununda ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 lira idari para cezası uygulanacak dedi. Altı mermili provokasyon. Yine dün Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı altı mermili provokasyon başlığıyla görmüş Akşam gazetesiyle gazetesi de. Türkiye ile Amerika arasındaki gerginliği kışkırtmak isteyenler Amerika Büyükelçiliğine 6 el ateş etti. 2 şüpheli silahlarıyla yakalandı. Ankara Valiliğinin açıklamasına göre sabah 5.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan Büyükelçilik binasına ateş edildi. 6 el ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçarken olayda can kaybı yaşanmadı. Mermilerin 3'ü demir kapı ve camlı bölümü isabet etti. Ankara'yı ablukaya alan polisin kullandıkları araç ve silahlarla yakaladığı çok sayıda suçtan sabıkalı Ahmet Çelik'ten ve Osman Gündaş suçlarını itiraf etti demiş. Sizin güvenliğinizi Türkiye sağlıyor başlığını görüyoruz. Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ın Türkiye'nin NATO'dan atılmasını isteyen Henry Levy'ye Wall Street Journal üzerinden verdiği yanıttı bu. Sizin güvenliğinizi Türkiye sağlıyor. Akşam gazetesi yine bunu birinci sayfasına spot olarak görmüş. Diyelim yardımımızı ihtiyacımız yok. İhtiyacınız yok, özür diliyorum. Biliyorsunuz Almanya'da özellikle hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin bir önerisi vardı. Türkiye'ye yardım edelim. İşte bu öneri Almanya'da Türkiye tartışmasını başlatmıştı. Yeşiller Partisi buna karşı çıktı. Parlamentoda bulunan Bundestag'taki diğer bazı
Muhalefet partileri de buna sert bir şekilde karşı çıktı. Ve son olarak Almanya Başbakanı Merkel'in açıklaması, işte bu, yardımımıza ihtiyacınız yok diyor. Merkel'in lider olduğu CDU'nun genel sekreteri yönetim kurulu toplantısında konuyu açan Merkel'in, şu an için Almanya'nın Türkiye'ye özel olarak yardım etmesi hakkında düşünmeye gerek duyulmadığını söylediğini aktardı demiş. Akşam gazetesi bu haberi de birinci sayfasından görmüş. Milliyet gazetesine hemen geçiyoruz. Amerika'ya dava manşetini görüyoruz. Ankara'dan karşı hamle demişler. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haber içinde haber olmuş biraz. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun USA Today gazetesine yazdığı makaleyi paylaşalım. Milliyet gazetesi de birinci sayfasından görmüş. Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir diyor. Aynı zamanda İncirlik üstüne Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığını hatırlatıyor. Şu ifadeyle hatırlatıyor. Türkiye, IŞİD'e karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik üstüne ev sahibi yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Dün bütün ajanslar bunu İncirlik, kritik İncirlik mesajı başlıklarıyla görmüştü. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin demire, alüminyuma ve demir çeliğe getirdiği ek vergilerden sonra Türkiye Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açacağını zaten duyurmuştu. İşte o hamle geldi, Ankara'nın hamlesi geldi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Amerika'ya ihraç ettiği çelik ve alüminyuma ek vergiler uygulayan Trump yönetimine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde dava süreci başlattı. Başvuruda ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin şikayeti Dünya Ticaret Örgütü'nün internet sitesinde de yayınlandı. Uzlaşma sağlanamazsa dava sürecinin en az 14 ay sürmesi bekleniyor. Şimdi bu başvuru yapıldı. 10 gün içinde Amerika'dan o suçlamalara yanıt bekleniyor. Yanıt vermesi gerekiyor Dünya Ticaret Örgütü'ne. 48 taksitle kamu lojmanı. Öncelikli alım hakkı oturanda olan lojmanların 5000'i Kasım'a kadar satışa çıkarılacak. Öncelikli hak sahibi indirim ve 48 ay vadeden faydalanabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundaki kamu konutların ekonomiye kazandırılması için önce 50 bin kamu konutunun envanter çalışması tamamlanacak. Ardından 5 bin kamu konutu Kasım'a kadar satışa çıkarılacak. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi olan oturan tarafından %25'i peşin kanuni faiziyle 48 ay taksitli ödenebilecek. Lojman peşin %10 indirimli satın alınabilecek. Konuya ilişkin etki analizine göre 240.398 kamu konutu var. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılan lojmanlar uygulama dışında tutuldu. Kampüs alanında yer alan hizmet binalarıyla bütünleşik lojmanlar da satılmayacak. Gördüğünüz gibi devletin çok ciddi artık paraya ihtiyacı var ki kamu lojmanları bile 48 taksitle satışa çıkmış durumda. Artık içine girdiğimiz krizin boyutunu bu haberle bile anlamak mümkün. Liderlerden bayram mesajı zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkini okumuştuk. Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü mesajını da yine Milliyet Gazetesi birinci sayfasından görmüş. Ülkemize dönelik her türlü kirli oyun dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır demişti Binali Yıldırım. Özür dilerim, Meclis Başkanı Binali Yıldırım. Başbakan demiş olabilirim, ağız alışkanlığı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyleydi. İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo bayramların maddi ve manevi ikliminin çok uzağında. Bu ülkemiz için de geçerli. Üreten, adil bir şekilde paylaşan ve dünyada saygın Türkiye ancak laik, demokratik, sosyal hukuk devleti anlayışıyla ulaşılabilir mesajını birinci sayfadan görmüş. Planın sonucu olmayacak demiş. İnanıyorum ki ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algı oyunları aziz milletimizin milli birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır diyor. Milliyet gazetesi yine birinci sayfasından bu haberi de görmüş. Yeni Şafak gazetesine hemen göz atalım. Kenetlendik, başaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını manşetine çıkarmış Yeni Şafak gazetesi. Amerika'nın
Amerika Türkiye'nin dediğine gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları yine birinci sayfada. Biz barış adasıyız diyor Başbakan Binali Yıldırım. Kirli oyun bozulacak mesajı yine birinci sayfada spot halinde. Şehitlikler doldu taştı demiştik. Az önce bu haberi gündemimize getirmiştik görüntüleriyle birlikte. Her şeyimiz burada. Şehitlikler doldu taştı. Her şeyimiz burada başlığıyla görmüş Yeni Şafak birinci sayfasından bu haberi. Şehitlikler bu bayramda da doldu taştı. Şehitlerinin kabri başında gözyaşı döküp Kur'an okuyan aileler dua etti. Bursa'dan 1992'de şehit olan oğlunun kabri başına geldiğini söyleyen Aysel Özer, daha dün gibi her şeyimiz burası bizim, düğünümüz, bayramımız hepsi burada diye konuştu. Tabii bayram ya da bayram arifesi dinlemedi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonları aralıksız bir şekilde sürüyor. Dün de bir bilanço açıklanmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Bir haftada 24 terörist öldürüldü. Bunu da yine birinci sayfasından görmüş Yeni Şafak gazetesi. Bu ezana ve bayrağa saldırıdır. Star gazetesinin manşeti de işte bu şekilde. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi dolarla dize getiremezler ifadelerini spota çıkarmış. Erdoğan, Amerika'nın başlattığı ekonomik savaşın ezana, bayrağa saldırıdan bir farkı olmadığını vurguladı. Amaç aynı. Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını pek yakında görecekler dedi. 15 Temmuz'da maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomik saldırıda da amaç aynıdır. Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Hileler, tuzaklar bizi pes ettiremez demiş Erdoğan. Bu sözleri, bu ifadeleri Star gazetesi birinci sayfasına çıkarmış. Yine Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı yok ifadeleri Star gazetesinin birinci sayfasında. Provokatör sahnede Amerikan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıyı provokatör sahnede başlığıyla görmüş Star gazetesi. Türkiye ile Amerika arasındaki gerginliği fırsata çevirmek isteyen provokatörler Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırıda bulundu. Yakalanan iki kişi var. Biri Ahmet Çelik'ten cezaevi firarisi çıkmış. Osman Gündaş ikinci zanlı. Onun da suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu bilgisini paylaşmış Star gazetesi. Amerikan Büyükelçiliği Türkiye'ye teşekkür etti başlığı var. Amerikan Büyükelçiliği saldırganların yakalanması için gösterilen hassasiyetten dolayı hükümete ve emniyet birimlerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırının kaos çıkarma girişimi olduğunu vurguladı. Yine gazetenin solunda, sol alt köşesinde hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği incirlik mesajı var. Hemen o habere biz de kısaca bir göz atalım bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'nın USA Today gazetesi için bir makale kaleme aldı. Amerika'nın iç politika gerekçeleriyle Türkiye'yi getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirdi Çavuşoğlu. Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika krizini USA Today gazetesi için kaleme aldığı makaleyle değerlendirdi. Çavuşoğlu, Amerika Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini arttırmasını istemekte haklı olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, fakat Türkiye'ye hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika arasındaki kriz için herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasiyle ele almalıyız değerlendirmesini yaptı. Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerinin Avrupa ve Amerika'da da eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu yaptırımların Türkiye ekonomisini etki etmeyi amaçladığını belirtti. Çavuşoğlu ayrıca bu vergilerin Amerika-Avrupa ticari çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Amerika Ticaret Odası'nın da Trump yönetimine tepki gösterdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu sorumsuzluğun sona ermesi gerektiğini vurguladı.
İşte bu yazısında İncirlik mesajı da verdi Çavuşoğlu. İncirlik mesajı da şu şekildeydi. Türkiye, DAEŞ'e karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik üssüne ev sahibi yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Bunun önemli bir mesaj olduğu, Washington'a önemli bir mesaj olduğu görüşünde gazeteler bugünkü nüshasında böyle değerlendirmişler konuyu. Şimdi yakın zamanda Eylül ayının ilk 10 günü içerisinde dörtlü bir zirve yapılacak. Nedir o zirve? Suriye krizinin çözümü için Türkiye'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ve Rusya'nın bir araya geleceği zirve. O habere bir göz atalım hemen. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya Suriye krizinin çözümü için dörtlü zirveye hazırlanıyor. Bu konuda Eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. İlk zirvenin Eylül ayında İstanbul'da yapılması, ardından da Tahran'da bir araya gelinmesi planlanıyor. Suriye'deki kriz 7. yılını tamamladı. Çözüm arayışları da hız kazandı. Bu kapsamda Suriye krizinde kritik rol oynayan 4 ülke bir zirvede buluşmayı hedefliyor. Suriye zirvesi için kritik ay Eylül. Zira Eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya Eylül ayında İstanbul'da Suriye'deki krizin çözümünü masaya yatıracak. İkinci önemli zirvede Tahran'da yapılacak. Astana süreci ortakları Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Eylül ayının ilk 10 günü içinde Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor. Dörtlü zirvenin planlaması Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmesinde yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov zirve konusunda tarafların öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde görüşme yapılması konusunda anlaştığını kaydetti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, liderlerin Suriye konulu bir zirvede bir araya gelmesinin Rus özel temsilci ayrıca yakın zamanda Türk tarafıyla çok yoğun ve önemli temasların olacağını kaydetti. Bu konuda da bir bilgi paylaşalım hemen. Moskova yönetimi İstanbul'da 7 Eylül'de Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan dörtlü Suriye zirvesi hakkında açıklama yaptı. Putin'in Orta Doğu özel temsilcisi Mikhail Bogdanov açıklamayı yapan, Rusya olarak dörtlü Suriye zirvesi için Almanya ile temaslarımızı başlattık diyor. Fransa ile de benzer çalışmalarımız sürüyor. Türk tarafıyla yürüttüğümüz yoğun trafikten ise bahsetmek bile yersiz. Tüm ilgili taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde çok yakında yine Türk tarafıyla önemli ve enteresan yeni bir görüşmemiz olacak. Önemli ve enteresan yeni bir görüşmemiz olacak diyor Bogdanov. Bakınız şu vurguyu tekrar yapmak istiyorum. Türk tarafıyla yürüttüğümüz yoğun trafikten bahsetmek bile yersiz. Yani diplomatik girişimler, diplomasi artık bölge ülkeleri arasında işte bu denli hızlandı. Bu ifadeden bunu da anlayabiliyoruz. Şu ifade de dikkat çekici. Türk tarafıyla önemli ve enteresan yeni bir görüşmemiz olacak diyor. İddia şu ki S-400 füzelerin alınması milli paralarla yapılacak. Şöyle bir bilgi var, bunu da okuyayım. Rusya'nın dış ülkelerle askeri işbirliğinden sorumlu Federal Askeri Teknolojileri İşbirliği Ajansı'ndan Dmitri Shugayev yapıyor bu açıklamayı. Moskova'nın yabancı ülkelere silah satışında dolar kullanmaktan vazgeçmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını söylüyor. Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bedelinin 2,5 milyar dolar olduğunu artık biliyoruz. Bu paranın bir kısmı Ankara tarafından nakit ödenecek. Aslan payı da Rus rublesi ile açılacak, krediyle verilecek. Bu planlanıyor. Dolayısıyla Ankara'nın S-400 sistemleri için yatırdığı ilk kapora dışında tek bir dolar ödememesinin de yolu açılmış olabilir yorumları yapılıyor. Bu enteresan görüşmenin nedenini de bu olabileceği belirtiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım.
Ve son olarak bir festival gündeminize getirelim. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine giren Aphrodisias Antik Kenti tam 31 yıldır bir festivale adını veriyor. Karacasu Aphrodisias, söyleyemiyorum kusura bakmayın, 31. Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nde bu yıl renkli etkinliklerin yanı sıra ünlü isimler de konser verecek. Aphrodisias, adını aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan, UNESCO Dünya Mirası listesine giren dünyaca ünlü tarih hazinemiz. Geçmişi 7000 yıl önceye kadar giden Aphrodisias, bir zamanlar dünya heykel sanatının başkentiydi. Buradaki heykel okullarında yetişen sanatçılar, dünyanın dört bir yanından gelen heykel siparişleri için mermere hayat veriyordu. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Aphrodisias Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'ne de yıllardır ilham kaynağı veriyor. Karacasu Belediyesi bu yıl 31. Aphrodisias Kültür ve Sanat ve Tanıtım Festivali'ni düzenliyor. Festivalde ünlü isimler sahneye çıkacak. Doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Karacasu, binlerce yıldır seramik ve çömlekçilik sanatının da merkezi. Hünerli ellerin çamura hayat verdiği Karacasu'da bugün bile 37 adet seramik ocağı ve 100'den fazla seramik ustası bulunuyor. Ayrıca deri ve demir işçiliği de en eski el sanatları arasında. 25-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festival için Karacasu Belediyesi de zengin bir program hazırladı. Bayram tatilinden dönen vatandaşlar festival coşkusuyla geçecek bir hafta sonu yaşayacak. Festivalin ilk gününde standların açılışı, Buçe Tunçal resim sergisinin yanı sıra sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat bir konser verecek. Festivalin ikinci gününde ise 732 yıldır kesintisiz süren Dedeba Keşke Kayrı düzenlenecek. Racing Star yarışmasının şampiyonu Ozan Can Demir ve Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak kapanış konseri verecek. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, tarih, doğa ve yöresel lezzetlerin yanı sıra kültür, sanat ve eğlenceyle dop dolu bir hafta sonu yaşamak isteyen tüm vatandaşları festivale davet etti. Kolay değil, tam 7000 yıllık tarih. Aphrodisias, biraz çalıştım haber girerken, siz izlerken. Benim için telaffuzu zor. Aphrodisias demenin. Programımızın burada sonuna geldik. Bayramın birinci günü, sizi fazla sıkmak da istemedik. Daha soft bir bülten yapmak istedik açıkçası. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Daha güzel bayramlara diyelim ve yarın buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.